Yoğun programı dolayısıyla engelsiz konserine geç katılan Vali Orhan Düzgün, konser girişinde karşılaştığı engelliler ve aile yakınları ile yakından ilgilendi. Nasılsın Derya, iyi misin? İyi. Ya sen ne yapacaksın sen? Ben sana ne yapabilirim? Sen onu söyle. Ben yürümek istiyorum. Evet, inşallah doktorlarımız tabi ilgilenecekler seninle. Ha. Tamam mı? Tamam. Evet, kaç yaşında Derya? 22 yaşındasın. 22 yaşındayım. Maşallah, evet. Siz annesiniz. Kardeşi var mı başka? Var. Kaç kardeşin var? Okan Deniz. Okan Deniz. Okan var, bir de Deniz Yusuf Can Deniz. Haydi. Can var. Evet. Sizi biz çoktan da çay içmeyi bekliyoruz. Başka yere gittiğinizi görünce de biz de gıpta ediyoruz. Bir çay içmeyi yengeyi de aldılar da birinde çay Tamam, geleceğim. Tamam, söz. Size de söz veriyorum. Daha önce söz vermemiştim. Tamam mı? Merhaba, nasılsın? İsmin ne? Tamer. Evet. Sizin ne işiniz oluyor? Evet. Tebrik ediyoruz size. İnşallah. Şimdi Tamer'e burada yardımcı olmak istedim. Sağ olun. Asansörler. İnşallah maddi durumu zayıf olan aileler de Türkiye'de bir buraya gelirler. Rızametli mahallesinde. İnşallah bu hayata geçtiğinde sizin de isminizi oraya dahil edelim. Siz de isminizi yazdırın, olur mu? Çok ekonomik olarak sosyal yardımlaşma baktığında Levent Bey var. Ona. Yani ayda 100 lira gibi bir bedel de çok ekonomik bir yer sahibi olacak vatandaşlar. Bunun hayali bu. Aşağı inip çıkmak için. Anladım tabii. Kendiye güvence yok zaten. Güvence olmadığı için. Yüksek katta mı oturuyorsunuz? Yüksek katta oturuyoruz. Sırf bir yüzyıl çıkarıyoruz. Asansör lazım tabii. Asansör istemiyoruz. Başlık alıyor yani içeride. Vali Düzgün türkü söyleyen Cemile Gündüz ve Gülay Duman'ı da dinledi. Onlara hediye ve çiçek verdi. Ancak konserde bir dizi aksaklıklar oldu ve sahne alan türkücüleri olumsuz etkiledi. Cemile Gündüz bu aksaklıklara sitem etti. Çok heyecanlıydım. Evet. Sumalar koyun. Yok, gayet güzeldi.